Sevgili 3 TV TR izleyenleri, Ödemiş'in Gölcük Mahallesi'ndeyiz ve yanımızda Gölcük Mahalle Muhtarımız Ferit Muhtar'la birlikteyiz. Neden buradayız? Birkaç tane hayırseverin yaptırmış olduğu güzelliği ve kendini bilmez yine birkaç tane insanın nasıl rezil ettiğini, mahvettiğini ve emekleri boşa harcadığını resmini göstereceğiz birazdan sizlere. 85 yılında Gölcüklü avcılar tarafından yapılan Gölcük Avcılar Çeşmesi diye bildiğimiz çocukluğumuzdan beri çeşmemiz aktif halde akıyordu. Sonra bu kaynak sulardan gelen boruların deforme olmasıyla bir 15 senedir falan çeşmemiz akmıyordu. 2 yıl önce gerçekleştirdiğimiz hayırseverler tarafından yapılan sontaj ve sulama sadece yaban hayatı canlandırmak için yaptığımız çeşme, Avcılar Çeşmesi ve Önce Çeşmesi'ni İkisine birden su vermeye başladık. 3-5 hayırseverin yaptığı çeşme kaynak suyu 30 tonluk su deposuyla sontajı güneş paneli, güneş enerji sistemiyle çalışıyordu. Biz bu yolda keklik, tavşan görmeye başladık. Yaban hayvanları hayata geçmeye başlamıştı. Ama 2 gün önce aldığımız haber bizleri derinden üzdü. Bu yaban hayvanlarını canlandıralım diye yolda gelip geçen hararet yapan araçların durup konaklama yeri, mesire alanı dönmesi gibi güzelleşme aşamasını gelmişken kendini bilmez hadsiz insanlar tarafından gelinip de bunun kablosu ve invertörü çalınıp da 2-3 gündür çeşmemiz akmıyor. Maliyetler yüksek olduğu için biz bu hayırseverleri tekrar bir araya getirmemiz de mümkün değil. 15-20 bin liralık bir maliyeti olduğunu söylüyorum. O birkaç kişinin çalıp da götürüp gittiği bu invertör geriye nasıl gelir? Bu hayat geriye yaban hayvanlarını nasıl döndürür diye onun peşindeyiz şu an. İşte gördüğünüz gibi pompamızın yeri kablosu yer altından geliyordu. Kabloyu almışlar. Panomuzun içi boş. İnvertörümüz yok. Kablomuz yukarı kadar gidiyordu. Kablo yok. Panomuz kırılmış vaziyette. 30 tonluk su depomuz burada. Yangın için yaptırmıştık. Yangınlarımız felaket. Yangın hidratı yangınlarda kullanırız diye yapılan yerimiz burası. Hayır çeşmemiz yine düzenlemesi yapıldı. Avcılar Çeşmesi mağdur oldu. Kendini bilmez hadsiz kişiler yüzünden. Bu Ödemiş bu illetten nasıl kurtulur?